Şimdi çünkü 98'de bu da gerek. 2007'de bu sizin bu tablo değil mi? Sizin ayarınız. Birdenbire bir kuş kanatından vurulmuş gibi yuvarlandı. Yok, bana ver mi? Yok, sen size çalsın. Ataol abi gelemedi ama şunu çok rica etti, konuşmayı benim yapmamı istedi. Ben de sizlerle paylaşacağım. Ziraat müdürü babamın aynı yıllarda, o sırada gerçekten bir yeryüzü cenneti olan Bursa'ya atanmasıyla bana kazandırdığı mutluluklardan biri de halkın içinden bir mucize gibi çıkıp gelmiş büyük bir ressamla kişisel olarak karşılaşıp arkadaş olmamı sağlamasıydı. Türk Edebiyatı'nın tartışmasız en iyi isimlerinden Nazım Hikmet'in, Balaban'ın yaptığı resimlere ithafen yazdığı şiirleri okumak üzere değerli tiyatrocu Orhan Alkaya'yı sahneye davet ediyorum. 1947 yılında İbrahim Balaban'ın Bahar tablosu üstüne söylenmiştir şiirini yazdı Nazım Hikmet. İşte seyreyle gözüm hünerini Balaban'ın. İşte şafak vakti Mayıs ayındayız. İşte aydınlık, akıllı, cesur, taze, diri, insafsız. İşte bulut kaymak gibi lüle lüle. Kültür ve sanata verdiği önem ve yarattığı kalıcı vizyonla fark yaratmaya devam eden değerli belediye başkanımız Sayın Hayri İnönü'yü sahneye davet ediyorum. Çok sevgili Balaban, çok değerli dostlar, hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir ressamın değil, aynı zamanda yaşayan bir tarihin anılarına, resimlerine ortak oluyoruz. Bizim için çok gururlu bir gün. Şu anda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat evinin çatısı altındayız. Nazım'a yarenlik etmiş bir yadigarın 95. yaşını kutluyoruz. Beş köyünden Feyzoğlu ayının kızı harmanın yerinde su döküyor dombaylara. Dombaylar kapı gibi, dombaylar kızgın turlanan, dombaylar kırmızı kara. Ben de dombaylar gibi eğdim kafamı toprağa. Su dök serinleyeyim. Utanıyorum. Ben ışığa, yani muma üflüyorum. Yani Allah kabul etsin. Bravo. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları mavi. Güzel günler gör.